Herkese merhaba. Bugün YouTube'a yüklediğiniz videonun dilini nasıl değiştirebilirsiniz? Yeni dil eklemeyi nereden yaparsınız? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Mesela bu bizim ne işimize yarayacak? En son ki yüklemiş olduğunuz bir video düşünün. Mesela araba sürme ile ilgili. Bunun yabancı ülkelerde de izlenmesini istiyorsanız eğer bu videonun başlığınızın o ülkenin dilinde de yazılmasını sağlamanız lazım. Mesela Fransa'da araba sürme ile ilgili bir videonun izlenmesini istiyorsanız başlığınızı Fransızca da eklemeniz lazım. Bunu da Google çevirici yardımıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi nereden yapacağız? Onu anlatayım. Sağ üst köşede kanalınızın yuvarlak resmi var. Buna tıklıyorsunuz. Burada kanalınız yazıyor. Buna basıyorsunuz. Kanalı özelleştir. YouTube Studio diyor. YouTube Studio'ya basıyorsunuz. Sonra buradan sol köşede videolar yazıyor. Videolara tıklıyorsunuz. Dil eklemek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Burada resmine tıklıyorsunuz. Şimdi şu anda biz bu videonun içerisindeyiz. Bu video ile ilgili ayar yapacağız. Burada sol tarafta ayrıntılar diyor. Analitik diyor. Topu aşağı yuvarlıyorsunuz. Mouse'un topunu düzenleyici yorumlar alt yazılar diyor. Alt yazılara tıklıyorsunuz. Burada dilekle seçeneği var. Tamam. Burada dilekle seçeneğine tıklıyorsunuz. Mesela burada sadece Türkçe var. Video dili Türkçe diyor. Türkçe olarak eklenmiş. Dilekle dedik. Mesela buradan birden fazla dil seçebiliyorsunuz. Almanca, Arapça. Ben buradan Fransızca demiştik Fransızca olsun. Fransızca. Sonra buradan başlık ve açıklama diyor. Ekle diyorsunuz. Burada çeviri Mustiç tarafından yapılmıştır diyor. Başlık zorunlu diyor. Şimdi biz bir saniye şuradan iptal diyelim. Bu videonun başlığı neydi? Para dezenfekte etme diyelim. Çok önemli değil. Çünkü Çeviride de zaten değişiklik olacak. Mesela şuradan yazalım. Para dezenfekte etmek. Almancaymış bu. Buradan bunu Fransızca yapalım. Fransızca. Tamam. Şimdi çevirip parayı dezenfekte etmek demekmiş bu Fransızcada kopyala diyoruz. Videomuzu açalım. Başlığına buraya yazdık. Yine aynı şekilde açıklamalarını da çeviri yaparak açıklamalarını da yazabilirsiniz. Burada zorunluluk yok. Açıklamalar boş durabilir. Sonra buradan yayınla diyoruz. Tamam. Fransızca burada dil yayınlandı. Şimdi Diyelim ki Fransa'dan insanlar YouTube'a girdiği zaman parayla ilgili bir video izlediğinde ya da bu başlığı yazıp da arattığı zaman sizin videonuz çıkıyor. Oradan da insanlar izliyor. Burada altyazı eklemekten de bahsetmiş. Neyse biz yeni bir dil ekleyelim. Bu da Almanca olsun. Sonra çeviriciye gideyim ben. Parayı dezenfekte etmek diyor. Almancayı seçelim. Almanca. Parayı dezenfekte et demekmiş. Bunu kopyaladık. Şimdi Almanca burada. Ekle diyoruz. Başlığı yapıştırdım. Yayınla dedim. Tamam. Şu anda bu videomuz diğer ülkelerden de izlenebilir. Zaten videonun analitiğinden baktığınız zaman bu ülkelerin dilinde de o ülkelerden de izlendiğini göreceksiniz bu şekilde daha çok para kazanıp gelir elde edebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklayıp yorum yapın ve abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.